Merhaba, bugün size Arcage oyunundan bahsedeceğim. Arcage oyunu bir MMO oyunu. Yeni bir expansion'a çıkmış Unchained diye. Kendinize bir karakter yaratıyorsunuz ve yarattığınız karakteri işte görevler yaparak level atlatıyorsunuz. Karşılıklı savaşan taraflardan 3 tanesi bir tarafta, 3 tanesi bir tarafta. 6 tane sınıf var. Bir tarafta elfler, insanlar, dwarflar, diğer tarafta da yaratıkımsı tiplemeler yaratmışlar. Toplamda bütün sınıflarla beraber 220 kombinasyon gibi bir şey oluyor. Benim Arcage'e geçen oyun zamanında, bu yeni expansion gelmeden önce oynadığım zamanda bırakma sebebim çok fazla bir noktadan sonra artık çiftçiliğe dönüyorsunuz. Oyunun çünkü bir tarafta bir questline'ında savaşçı ve görev yaptığınız bir questline'ı var. Diğer tarafta da işte ev kuruyorsunuz, evinizde çeşitli ürünler yetiştiriyorsunuz, tarlada işte bitkiler yetiştiriyorsunuz, hayvancılık yapıyorsunuz, işte ağaç ekiyorsunuz, ağaçları kesiyorsunuz vesaire. Ve bunları farklı şehirlere nakliyesini yapıyorsunuz. İşte nakliye yapmak için de önce eşekle başlıyorsunuz, ondan sonra araba yapıyorsunuz, büyük arabalara sandıklar yüklüyorsunuz vesaire. Oyunun şöyle güzellikleri var. Normal bineklerin haricinde glider kullanabiliyorsunuz. Glider şöyle uçarak seyahat ettiğiniz şey. Gemi yapabiliyorsunuz ve gemilerle nakliyeler yapabiliyorsunuz. Yolda mesela insanlar sizin taşıdığınız malları gasp etmek, işte PvP de var oyunda. Gasp etmek için size saldırdığı zaman yalnız olmamak için işte gruplaşıp klan, guild vesaire kurabiliyorsunuz. Hep beraber yolculuk edip işte en azından siz malları taşırken size eskortluk eden arkadaşlarınız olabiliyor vesaire. Çok keyifli gemi savaşları falan yaşıyorduk. Şimdi yeniden başladım oyuna. Burada da işte glider var. Gene tarla, çiftçilik işleri falan var. Genel olarak etrafta gördüğüm işte gene güzel evler, etrafında çiftlikler vesaireler kurulmuş. Şöyle güzel yanları var. Bazı oyunlarda işte mesela 3 tane crafting skill'i seçmeniz gerekiyor. Bunda öyle değil. Çok daha fazla crafting yapabiliyorsunuz. Ev kurmak çok keyifli. İşte evi güzel dekore edebiliyorsunuz. Gördüm şimdi çok değişik evler. İşte mantar şeklinde evler, işte ağaç şeklinde tepelere kadar çıkan evler falan. Çok envai çeşit ev tipleri gördüm. Güzel yapmışlar yani. Benim bu oyunda sevmediğim şey şu. Mesela Warcraft oynayanlar bilirler. Bir görevi yaptığınız zaman özellikle bazı böyle güzel görev zincirlerinde konuyla ilgili bir üzüntüsü vardır. İşte gittiğiniz zaman o NPC dedikleri oyun karakteri işte ağlıyordur mesela. Siz görevi yaptığınız zaman ondan sonra siz onu artık hep hani gülerken görürsünüz. Çünkü yani yaşadığı problem sona ermiştir. Burada öyle değil. Siz görevi yapsanız da adam ağlamaya devam ediyor. Biraz beni böyle rahatsız eden bir şey. Yani hani yaptık görevi işte niye ağlıyorsun hala falan şeklinde. Çok fazla tabii grinding yapmak gerekiyor. Uzak doğuların bayıldığı şeydir. Bol bol işte taş topla, odun topla, işte çiftçilik yap vesaire. Ben birkaç şeyde problem yaşadım. Birincisi oyuna girdiğimde glyph diye bir ara birim üstünden oyunu açmanız gerekiyor. Steam'den bile indirseniz glyph'i açıyor, oradan oyunu açıyor. İşte oyunda mesela bırakıyorum AFK oyundan düşüyor. Bütün glyph'i falan kapatıp en baştan açmam gerekiyor. O biraz benim keyfimi kaçırdı. Bir de anti-cheat gibi bir program yüklemişler. Oyunu ilk açarken o anti-cheat'i çalıştırıyor. O da çok vakit alıyor. Bekliyorsunuz, diyorsunuz açılmadı mı acaba oyunu? Tekrar bir açıyorsunuz. Bu sefer diyor ki çift açtınız, çalışmayacak vesaire. Oralar biraz tatsız ama onun dışında genel olarak oynanışı güzel. Bineklerinizi alıyorsunuz. Önce işte yavruyken büyütüyorsunuz. Büyüttükten sonra gerçek hayvanınız oluyor vesaire. İşte sizinle beraber level atlıyor. Bu tip böyle tatlı yanları var oyunun. Onun haricinde birkaç tane işte binek yapıyorsunuz isterseniz eğer. Birkaç tane ev yapabiliyorsunuz. Evinizi kuracağınız yerde yetiştireceğiniz ürünlere göre haritada bakıyorsunuz. Bu arazide işte ne yetişir, tarıma uygun mudur falan gibi. Hani o tip böyle gerçekçilik öğeleri hoş. Sardığınız zaman oyunda çiftçilik, tarımcılık, nakliye yükleniyorsunuz, sandıkları falan, eşya taşıyorsunuz vesaire. Hani bir miktar bir noktadan sonra buna dönebiliyor. Ama mesela çok güzel arabalar yapabiliyorsunuz bunları taşımak için. Genel olarak oyunla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.